Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ne yapacağımı merak ediyorsunuzdur. Gayet geleneksel bir ticaret dalı hayal edin şimdi. Evet, portakal suyu işine giriyorum. Burada her hafta üreteceğim portakal suyu miktarını listeledim. Yani litre cinsinden. Tüm bunlar haftalık değerler ve bunlar benim sabit maliyetlerim. Yani bu üretimin bana haftada 1000 liraya mal olacağını varsayıyorum. Diyelim ki geçenlerde aldığım süper portakal sıkma robotunun taksidi de bu olsun ve işleri basitleştirmek adına bu robot sayesinde istediğimiz miktarda portakal suyu üretebildiğimizi farz ediyoruz. Yani en azından burada sıraladığım miktarları üretebiliyoruz. Ayrıca bu mevlaya mesela işçilik maliyetleri de dahil olsun çünkü bu süper portakal sıkma robotunu kullanacak birileri lazım. İşte tüm bu maliyetlerin sabit olduğunu varsayıyorum ve taksitlerden kurtulmam ve günübirlik işçi çalıştırmam mümkün değil. Çünkü kararımı verdim ve makinenin taksidine girmişim, işçilerle de mesela bir yıllık kontrat imzalamışım. Bu sebeple bu maliyetler sabit en azından önümüzdeki bir yıl boyunca. Şimdi gelelim değişken maliyetlerime. Peki nedir bu maliyetler? Üretmek istediğim meyve suyu miktarlarına bakarak diyebiliriz ki bunlar portakalların maliyeti olsun. Ayrıca sanıyorum ki portakalların nakliyat maliyeti de bunlara dahil olmalı. Gördüğünüz gibi portakal suyu üretimi yoksa değişken maliyette de yok. Evet, eğer 1000 litre portakal suyu üretirsem portakalların nakliyatlı birlikte maliyeti 500 lira oluyor. 2000 litre üretirsem maliyet 850 liraya çıkıyor. Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Evet, buradaki değişken maliyet artışı sadece 350 lira. İlk 1000 litre portakal suyu 500 liraya mal olmuştu. Bir sonraki 1000 litrelik üretimin maliyeti ise yalnızca 350 lira. Belki elim biraz para gördüğü için tedarikçilere karşı bir pazarlık gücü kazanmış olabilirim. Mesela diyorum ki Bak kardeşim diyorum. Senden bir sürü portakal alıyorum. E sen de biraz ikramda bulun. Belki nakliyeciyle de benzer bir pazarlık yapıyor olabilirim. Diyorum ki, bak sana bir sürü yük taşıtıyorum. Sen de fiyatta bir güzellik yap. Burada baktığımızda daha da büyük bir güzellik yapılmış olduğunu görüyoruz. Bundan buna artış sadece 250 lira. Ama bundan sonra maliyetler tekrar artmaya başlıyor. Muhtemelen sebebi de şu. Yerel dağıtıcılardan gittikçe daha fazla portakal almaya başlıyorum ve gittikçe daha kendi lehime anlaşmalar yapıyorum. Onlar da gün geçtikçe beni daha büyük bir müşteri olarak görmeye başlıyorlar. Ancak bir noktada ellerindeki tüm malı bitiriyorum ve gittikçe daha uzaktan mal almaya başlıyorum. Bu sebeple belki nakliyat maliyetlerim biraz artıyor veya bu yeni tedarikçiler beni diğerleri kadar ciddiye almıyor ya da ucuz tedarikçilerin elindeki malı bitirdiğim için biraz daha pahalı olanlara geçiyorum. Dolayısıyla her 1000 litrelik üretimde değişken maliyet artışım yükselmeye devam ediyor. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Toplam maliyetlere gelecek olursak, bunlar görüldüğü üzere sabit ve değişken maliyetlerimin toplamı yani mesela 9000 litre portakal suyu üretmemin maliyeti 4360 lira O halde ortalama sabit, burada Excel kullanıyorum bu arada Şimdi ortalama sabit maliyeti hesaplayalım Sıfıra bölmek istemiyorum, hatırlayın ortalama maliyet yani ortalama sabit, ortalama değişken veya ortalama toplam maliyetler bu maliyetlerin toplam üretim miktarına bölümüne eşit, yani burada bunu litre başına maliyet olarak düşünebiliriz. Şu an litre başına ortalama maliyeti bulmaya çalışacağız. Şimdi eşittirle başlıyorum ki Excel bir formül yazmakta olduğumu anlasın. Burası neye eşit olacak? Sabit maliyetim bölü bölü litre diyorum. Gördüğünüz gibi G8 bölü F8'i verdi. Gerçi siz G'leri, F'leri falan görmüyorsunuz. Yani işte 8. satır burası. Evet, sonuç 1 lira çıktı. Ortalama değişken maliyetimi bulmak istersem de değişken maliyetimi toplam litre sayısına bölerim. Bu da 50 kuruş çıktı. Yani ilk 1000 litre için 1 litre portakal suyu üretmek 50 kuruşluk portakal ve nakliyat hizmetine mal oluyor. Ortalama toplam maliyet ise bu ikisinin toplamına eşit veya başka bir şekilde de yapabilirdik Mesela diyebilirdik ki bu eşittir toplam maliyet bölü toplam litre sayısı Her iki yolla da aynı sonuç çıkacaktır Belki neden bu şekilde olduğunu matematiksel olarak anlatan bir video yapabilirim ya da belki de kendiniz keşfetmelisiniz Şimdi gelelim marjinal maliyete bu eşittir maliyetteki değişim, maliyetteki toplam değişim bölü meyve suyundaki toplam değişim. Toplam maliyetimizdeki değişim nedir? 1000 eksi 1000 toplam maliyetteki değişim bu. Bölü litre sayısındaki değişim yani bölü 1000 eksi 0 litre sayımızdaki değişim bu sonuç 50 kuruş çıkıyor. Şimdi elektronik tablolama programlarının güzel yanıyla tanışacaksınız. Daha doğrusu birçok güzel yanından biriyle bunları seçerek alttaki satırların da dolmasını sağlayabiliyorum Hepsi üsttekilerle aynı göreli hesaplarla doluyor Evet biçimlendirmeden doldur diyorum Gerçekten iyi ki ileriyi düşünüp bu grafik alanını hazırlamışım böylece buradaki verileri grafiğe dökebildik Burada ne olup bittiğini görebiliyoruz. Geçen videoda yazılım geliştiricilerden bahsederken incelediğimiz grafik buydu. Yani sabit maliyetimiz buydu. Üretim arttıkça değişken maliyetlerimiz sürekli artıyordu. Toplam maliyetimiz ise bu ikisinin toplamıydı. Değişken maliyetleri alıp 1000 liralık sabit maliyetle toplayınca bu eğriyi elde ediyorduk. Buradaysa bu verilerin grafiğini çizdik. Yani ortalama sabit maliyet. Daha doğrusu ortalama marjinal maliyet, ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam maliyet. Ortalama sabit maliyetin grafiğini burada çizmedim ancak sonuçta o da toplam ve değişken maliyetlerin farkına eşittir. Şimdi bakalım burada ne oluyor. Evet, önce ortalama marjinal maliyetlere bakalım. Çünkü ilginç bir durum var burada. Grafik şunu anlatıyor. İlk portakalları pahalıya aldık çünkü büyük bir üretici değildik. Fakat ilerledikçe satın aldığımız her bin portakalda pardon, 1000 litre portakal suyu üretmek için gereken portakal sayısından 2000 litre portakal suyu üretebilmek için gereken portakal sayısına geçerken marjinal maliyetimiz birden biraz azaldı. Çünkü artık daha büyük bir alıcıydık ve her parti portakalı da daha ucuza alır olmuştuk. Ve ilerleyip 3000 litre eşdeğer portakal satın aldığımızda portakallar daha ucuza bile gelmişti. Ne zaman ki dışarıdan portakal almaya başladık, her bir parti portakal gittikçe daha pahalı olmaya başladı. Bunu en iyi bu marjinal maliyet eğrisinde görebiliyoruz. Ortalama değişken maliyet eğrisinde de biraz belli oluyor gerçi Bu durum ortalama değişken maliyet eğrisine bir nebze yumuşayarak yansıyor çünkü hatırlayın birçok kez hesapladık bu noktalardan herhangi birine ait ortalama maliyet değişken maliyetin meyve suyu miktarına bölümüne eşitti Geçen videoya istinaden söylüyorum bunu şu şekilde de düşünebiliriz Bu noktalardan herhangi birinde ortalama değişken maliyet bu noktayla orijin arasında eğimi eşittir. Bu noktalardan herhangi birinde ortalama değişken maliyet bu noktayla orijin arasındaki eğime eşittir. Diğer yandan marjinal maliyet o noktayla bir önceki nokta arasındaki eğime eşit olur. Yani Marjinal maliyet tüm portakalların ortalama maliyetini değil, bir sonraki parti portakalın ne kadara mal olacağını gösteriyor. Yani marjinal maliyet 1000 litrelik meyve suyuna eşdeğer bir sonraki parti portakalın ne kadara mal olacağını anlatıyor bize. Ortalama toplam maliyete bakacak olursak, gördüğünüz gibi başlangıçta sabit maliyet pek fazla dağılmamış ancak sonra Üretilen portakal suyu miktarı arttıkça sabit maliyetler de gittikçe daha çok dağılıyor. Sonuçta bu yeşil eğri ile turuncu eğri ki ortalama değişken maliyetin eğrisidir bu arasındaki aralık gittikçe kapanıyor.